Evet, meşhur Artemis heykelinin önündeyiz. İzmir Selçuk Arkeoloji Müzesi'nde. Artemis bu bölgenin antik çağdaki en önemli tanrıçası. Ay tanrıçası, Apollon'un ikiz kardeşi, Apollon güneş tanrısı iken Artemis de ay tanrıçası. Ve tabi üzerindeki göğüs, üzüm, yumurta ya da boğanın malum yerleri olarak düşünülen bu kabartmalar aynı zamanda bereket tanrıçası olduğunu da gösteriyor. Artemis'in özel hayvanları var. Geyik, aslan formalarını görüyoruz. Ve şurada geyik kabartmaları var. Çünkü Artemis aynı zamanda avcılık tanrısı, av tanrısı. Ay tanrısının tanrıçası olmasının yanı sıra. Bu arada bu heykelin elleri altınmış. Ama şimdi kim bilir nerede? Yine eteklerinde çalışkanlığı ve bereketin sembolü olan arılar var. Arılar var. Ve başını süsleyen şapkanın üzerinde de çok güzel oymalar var. Gerçi maalesef bu heykel orijinal değil. Orijinali Viyana Müzesi'ne sergileniyor. Bu bir replikası. Ama ona rağmen çok güzel görünüyor. Burnunun kırığına kadar çakmışlar yani replikayı. Başında yine Artemis temsil eden hayvanlar var. Bir kanatlı at var. Grifon olabilir. Artemis'in tam karşısında büyük Artemis, tam karşısında da güzel Artemis denen Artemis var. Bu arada Artemis heykelleri ilk bulunduğunda altın kaplıymış. Yani tamamen altın kaplı değilmiş ama üzerinde altın parçacıkları varmış. Buradan anlaşılmış altınla kaplı olduğu. Ve ilk örnekleri de Artemis heykellerini asma ağacından yapıyormuş. Yani asma ağacının dallarından. Ve her sene ya da belli dönemlerde yağlanıyormuş çürümemesi için, dayanıklı olması için. Yani o büyük tapınaktaki asıl Artemis heykeli belki de asma ağacından. Çünkü asma da önemli bu kültürler için, pagan kültürü için. Hem üzüm olarak kullanıyorlar, hem şarap yapıyorlar. Bereketin sembolü yine bu güzel Artemis'te de. Artemis'in hayvanları var. Aslan, kanatlı, ejderha benzeri yaratıklar. Şurada boğalar var. Bunlar arı peteği olması lazım. Ve iki tarafında geyikler. Ayaklarından anlaşılıyor geyik oldukları. Yine Artemis'in hayvanları. Şurada yine bir arı var. Bu hayvanlar niye Artemis'in hayvanları? Çünkü Artemis aynı zamanda avcılığın tanrıçası. Birçok şeyin tanrıçası. Yani doğumun tanrıçası, salgın hastalıkların tanrıçası. Enteresan bir şekilde suyun tanrıçası, ayın tanrıçası birçok meziyeti elinde bulunduruyor Artemis. Boynunda da bir gökyüzü tanrıçası yani ay tanrıçası olduğu için zodyak simgeleyen işaretler var. Yani akrep ortada mesela. Çünkü akrep de önemli bir buluş paganlar için. Akrep geldiği zaman İşler güzelleşmeye başlıyor çünkü yaz geliyor, bereket tanrıçası ortaya çıkıyor, her tarafı yeşillendiriyor, üzümler oluyor. Yani dünya yeniden doğmuş gibi oluyor. O yüzden muhtemelen akrep burcunun simgesinde ortaya almışlar. Hala kullandığımız simgeler aslında bunlar. Çoğu. Geçiyorum. Yay var, evet orada oğlak var. Evet, orada en başta balık var. Akrepten sonra işte önce daha doğrusu başak olması lazım, değil mi? Normalde terazi de bence... Terazi, ha. Terazi de... Şu ters gidiyor. Ters gidiyor. Şu elinde bir şey tutan büyük ihtimalle başak olması lazım. Çünkü hala Virgo yani bakire burcu elinde genelde bir buğday sapıyla temsil ediliyor. Bu bölümde hemen Artemis heykellerinin olduğu bölümün yan tarafında
imparatorların heykellerinin olduğu bölüm. Ne görkemli heykeller var. Gerçekten göz alıcı hepsi. Burada boğalar var. Boğalar da bu arkadaşlar için önemli çünkü bahar boğa burcunda başlıyor. O zamanlar yani 2000 sene önce. 2000'den de fazla hatta. O yüzden boğa burcu ya da boğa hayvan olarak yine bereketi, işte dünyanın yeniden doğuşunu simgelediği için her yerde boğa kabartmalarını görebiliyoruz. Evet, hızlı bir gezi oluyor bizim için çünkü Efes'e gideceğiz. Ama gerçekten çok güzel kabartmalar var. Kafalı arkadaşımız Domitianus'muş. Sadece başı ve kolu kalmış. Gördüğüm en devasa baş bu arada. Evet ve komik. Tatlı. Evet, Artemis'lere bir daha selam verelim de şöyle. Ve böyle çıkıyoruz. Burada Artemis Tapınağı'nın bir modeli var. Muazzam bir tapınakmış. 20 metrelik kolonlarla tamamen mermerden yapılma. Ama şimdi sadece tek bir sütun kalmış. Maalesef. Antik çağın 7 harikasından biri. Maketi bile inanılmaz görünüyor. Ve ilginç olan şey şuydu. Ne yaparsanız yapın, eğer bu tapınağa sığınırsanız kimse size dokunamıyor. Evet. Bu tapınakta. Cinayet bile işlemiş olsanız. İlginç şeydi. İran'ı gezerken Yez şehrinde de bir caminin öyle bir özelliği vardı. O camiye sığınanlar cinayet bile işlemiş olsa hapse atılmıyordu. Yani bir şekilde korunmuş oluyordu. Bu bölümler de çok güzel yapılmış gerçekten. Güzel mi?